Tarık bir dağa tırmanıyor imiş. Tırmanışına 1200 metrelik bir yükseklikten başlayan Tarık sabit bir oranla tırmanmaya başlamış ve 4 saat sonunda 1700 metreye ulaşmış. Y, Tarık'ın x saat sonraki yüksekliğini temsil ediyor ve bu yüksekliği metre türünden vermişler. Kan Akademi'deki alıştırmalardan biri olan bu soruda bizden yükseklik ile saat sayısı arasındaki ilişkiyi veren denklemi bulmamızı istiyorlar. Şu an eğer az önce bahsettiğim alıştırmayı web sitesi üzerinden yapıyor olsaydık denklemi buraya klavye aracılığı ile yazacaktık ama şimdilik kalem aracını kullanmamız gerekiyor. Peki her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve bu soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Birlikte yapmaya hazır mısınız? Öncelikle bize tarın sabit bir oranla tırmanmaya başladığını söylediklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu yüksekliği ile tırmanışının kaç saat sürdüğü arasındaki ilişkiyi doğrusal bir denklemle temsil edebileceğimiz anlamına geliyor. Hatta bahsi geçen sabit oranın ne olduğunu bile bulabiliriz. 1200 metreden 1700 metreye 4 saatte gelmiş öyle değil mi? O halde bu oranın yüksekliğindeki değişimin süredeki değişime oranı olduğunu söyleyebiliriz. Yükseklikteki değişim 1700 eksi 1200 metre ve bu değişim 4 saat içerisinde gerçekleştiğine göre süredeki değişim de 4 saat olacak. Oranı bulmak için payda 1700 eksi 1200'den 500 metre ve bunu 4'e böldüğümüzde de saatte 125 metre. Evet bunu elde edeceğiz ve artık denklemi yazmak için hazırız. Yükseklik yani y. E, başlangıç yüksekliği neydi? 1200 metreden başlıyordu değil mi? Evet. Buna bir de tırmandığı süre boyunca toplam kaç metre tırmandığını yani saat başına 125 metreyi eklememiz gerekiyor. Tırmanış oranı sabit olduğuna göre 125 metreyi e, saat sayısı, yani x ile çarpmamız lazım. Ve işte karşınızda yükseklik ile saat sayısı arasındaki ilişkiyi tanımlayan denklem. Soruyu farklı bir şekilde de çözebilirdik. Tırmanış oranı ya da hızı diyelim sabit olduğuna göre doğrusal bir denklemin eğim kesim noktası formunu gözümüzün önüne getirebilirdik. y eşittir m çarpı x artı b'den evet bundan bahsediyorum. Buradaki b'nin y ekseni kesim noktası olduğunu ve bize x sıfır olduğunda y'nin hangi değeri aldığını verdiğini hatırlıyorsunuz değil mi? soruda x 0 olduğunda y yani yükseklik 1200 olduğuna göre b'nin 1200'e eşit olduğunu söyleyebiliriz m de eğim yani yüksekliğin değişim hızıdır ve bunun saatte 125 metreye eşit olduğunu da az önce bulduk bu iki denklemin birbirine eşit olduklarını siz de görüyorsunuz değil mi Terimlerin yerleri değişmiş o kadar. Bu yüzden de y'nin 1200 artı 125x e ya da 125x artı 1200'e eşit olduğunu yazabiliriz. Az önce de söylediğim gibi bunların ikisi birbirine eşit.